Artvin'in simgelerinden bir tanesi güreşen boğalar. Evet, güzel bir çalışma. Artvin haritası görüyoruz. Dışarıdan gelen turistler için, yabancılar için Artvin'in coğrafi durumunu, genel özelliklerini tanıtan bir Artvin haritası. Çok güzel. Yabancılar buradan gayet güzel bir şekilde görmek istedikleri tarihi eserleri, yaylaları, konaklama yerlerini gayet iyi seçebilecekler. Evet, doğusunda Erzurum ve Ardahan'ı görüyoruz. Batısında Rize, kuzeyinde Karadeniz, Gürcistan var. Evet. Tabii ki hepsini gezemeyeceğiz ama tarihi eserlerine şöyle bir göz gezdirelim. Biliyorsunuz rafting yapılıyor işte. Çoruh üzerinde rafting yapan insanları görüyoruz. Haritasını görüyoruz. Evet. Bar halkı. Evet, içeri Ardanuş gözüküyor burada. İskender Paşa Camii. Evet, bu Anaçlı köyünde büyük ihtimalle. Yenirabat Kilisesi, Bulanık Köyü'nde. Turistbil yaylası var ve şu Turistbil Festivali olduğu yer orası. Eğlence, etkinlik adı altında. Aşağı Irmaklar Beldesi'ni görüyoruz. Erdem Deresi Kanyonu var orada. Beratlı Kalesi. Ve çok merak edip de göremediğimiz Bilbilan Yaylaları. Bilbilan Yaylaları. Şafşaf, Sahara Yaylası, Tibet Kilisesi. Evet. Artvin'in simgelerinden bir etkinliklerden bir tanesi yine Kafkasur Festivali. Burada boğa güreşleri oluyor tabi. İnsanlar kamp kurmuşlar, eğlenmeye, dinlenmeye gelmişler. Aynı zamanda bir güreş festivaline katılmışlar. Artvin'in görünüşü. Evet, bir yamaca kurulmuş. Evet. Aşağıda Çoruh Irmağı'nı görüyoruz. Ünlü gezginlerden Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediğine göre Artvin'e gittim ama kadehimi koyacak bir düz yer bulamadım diyor. İşte görüldüğü gibi doğru da. Evet, rafting yapan insanlar Çoruh Vadisi'nde görüyorsunuz. Yabancı ülkelerden gelmişler. Çinli galiba insanlar. Evet. Şafşat Arsiyan Yaylası görüntüde de gözüken yer. Evet. Şu görüntüyü belki kameramın kalitesi yetmeyebilir bu güzelliği çekmek için. Ama gerçekten güzel bir tablo. Borçka'daki Karagöl. Evet. Gölle bir ağaçların, bir ormanın uyumluluğu bu kadar güzel olabilir. Gerçekten cennet bir köşe görüntüsü veriyor bize. Evet, bu da Şafşat Karagöl. Çevresi orman. Bildiğimiz kadarıyla güzel alabalıkları oluyor bu gölün.
krater göllerinden bir tanesi. Evet. Fotoğrafları çeken abimiz galiba Şavşatlıymış herhalde. Bayağı bol bir Şavşat manzaraları izliyoruz. Yine Karagöl'den, Şavşat Karagöl'den görüntüler. Bu da Boğa Gölü'ymiş. Evet. Yine bir krater gölü, Boşka'daki Yıldız Gölü. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde. Evet. Tipik bir Karadeniz köyü. Birçok köye benzediği gibi benim köyüme de benziyor. Şavşat'ın Pınarlı köyüymüş. Evet. Evet. Evet, gerçekten çifte köprüsü var. Ondan çifte köprü. Evet, iki tane çifte kömer köprüsü var. Evet, ikisinin yanına da tabii yeni köprüler yapılınca onların güzelliklerini biraz engellemiş.